Arkadaşlar selam. Polinomlar test 3'te beraberiz. İlk sorumuzla başlayalım. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. X yerine kaç yazacağız? 4 yazacağız. Bunu sıfıra eşitleyip. Şimdi x yerine 4 koyarsak bize p4 bulmamız isteniyor. p4 bulmamız isteniyorsa ne yapacağım? Px artı 2 ile getirip yerine 2 koyacağım. 2 koyarsam 2'nin kübü artı 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 eksi 4 diyeceğim. 2'nin karesi artı 2'yi de şöyle yazdık. Şimdi arkadaşlar bakarsak burası 8, burası 8. Artı 2 eksi 4 gelecektir. 16 eksi 2 dersek 14 yapar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik ikinci soruya. X eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi gençler size burada şöyle bir şey anlatayım. Çarpanlara ayırmada çok güzel bir özelliğimiz vardı. Mesela x küp eksi 1. Nedir arkadaşlar? Bu x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 diye gider. Şimdi mesela x üssü 4 eksi 1'i açalım. X eksi 1 çarpı x üssü 3 artı x kare artı x artı 1 şeklinde ilerleyecektir. Mesela x üssü 5 eksi 1 açsam x eksi 1 artı çarpı x üssü 4 artı x üssü 3 artı bıcı 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 1'e kadar geldi. Aynı hikayede de x üssü 6 eksi 1'i açsam mesela ne gelecektir arkadaşlar? X eksi 1 çarpı x üssü 5 x üssü 4 nokta 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 1'e kadar gelecektir. O zaman ben her iki tarafı x eksi 1'e bölsem burada bununla bu gider. Bu ifade şuna eşit gelecekmiş. Yani ben bunun yerine x üssü 6 eksi 1 bölü x eksi 1 yazıp çok daha kolay bir şekilde yazabilirim. Peki x eksi 2 ile bölümünden kalan sorulmuş. 0'a eşitlersem x yerine 2 yazarım. Bize p2 soruluyor. Getirdim 2 yazdım yerine. 2 üssü 6 eksi 1 bölü 2 eksi 1 gelir. Bu da 64 eksi 1'den 63 bölü 1 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Ha ne yapabilirdiniz? Getirip yerine yazabilirdiniz. 2 o zaman da çıkardı. Hiçbir sıkıntı yok ama böyle daha kolay olur. Geldik 3. soruya arkadaşlar. Px polinomunun x eksi 5 ile bölümünden kalan 12 qx eksi 1'in. Tamam. Şimdi x yerine 5 yazdık. P5 kaçmış? 12. X yerine 4 yazdık. Q3 kaçmış? 3. Buna göre A soruluyor arkadaşlar. Şimdi P5 bulabilmek için X yerine 2 yazalım. P5 bölü aşağısı da direkt Q3 geldi. Eşittir. 2 yazdık yerine. 4 artı 2A artı 8 geldi. Şimdi arkadaşlar. P5 12. Q3 3 eşittir. 4 artı 2A artı 8. Burası 4 gelir. Bununla bu gitti. 2a eksi 8 ise a eşittir eksi 4 gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik 4. sorumuz arkadaşlar. Px artı 1 polinom Px x 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Px artı 1'i bulabiliriz burada. Px artı 1 nedir? 2 çarpı x artı 1 eksi 10 geldi. Yani arkadaşlar ne gelecektir burası? 2x eksi 8 geldi. Bu polinomunun px eksi 2 ile bölümünden 2 çarpı x eksi 2 eksi 10 dersek buraya da 2x eksi 14 gelecektir arkadaşlar. Bununla bölümünden kalan bir defa arkadaşlar getirdik 2x eksi 14 yazdık. Eksi artı oldu. Burası da kaç gelecektir? 6 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 5'e. X artı 3 polinomun x ile bölümünden. O zaman x yerine 0 koyduk arkadaşlar. P4 soruluyormuş bize. P4 soruluyorsa x yerine düzeltiyorum arkadaşlar. X yerine 0 koyduğumda P3 soruluyor bize. Tamam. X yerine 3 koyacağız. P3 artı 9 eşittir. 3 tane P3 artı 1 geldi. Bunu bu tarafa atarsak 8 eşittir. Bunu da bu tarafa attık. 2 tane P3. P3 4 gelecektir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 6'ya. X kare artı 1 ile kalansız bölünebildiğine göre A çarpı B kaçtı? Şimdi gençler X kare artı 1 ile tam bölünebiliyorsa X kare eşittir eksi 1 yazdık. Şimdi sakın burada şey yazmayın. Bir önceki videoda da söyledim. Hani böyle çok dönüyor sosyal medyada. X kare nasıl eksi 1 olur? X küp 1 ise X yerine 1 yazmayın. Ağız çekenler, kulak çekenler var. Yapmayın arkadaşlar. X kare gördüğün yere eksi 1 yaz demek bu. X herhangi bir şekilde reel sayı olmak zorunda değil. İyili yani karmaşık bir sayı da gelebilir.
O yüzden x burada 1 değildir ya da x kare eksi 1 olamaz gibi bir ibareye takılmayın. Getirin yerine yazın. Şimdi burada arkadaşlar px eşittir. X kare cinsinden gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi a geldi. Artı bx eksi 3x artı 6. Kalansız bölünüyor demek 0 eşit demek. Şimdi x yerine x parantezine aldım burayı. B eksi 3 artı 6 eksi a 0'mış. O zaman burası 0'dır ya da burası 0'dır. B buradan 3, A buradan 6'dır. X'in çarpımı 18'dir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Bakalım. Px ikinci dereceden bir polinomdur. Olmak üzere Px artı bir polinomu x kare eksi 4x ile tam bölünebildiğine göre Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi Px artı bir polinomu Px artı bir polinomu şöyle bir şeymiş. X kare eksi 4x çarpı bir kere ikinci derecedense burası k gibi bir polinom. Yani k defa olsun. Yani x kare eksi 4x'in bir katıymış. Bir tam sayı katıymış. O zaman x eksi 1 yazarsak x gördüğümüz yere px eşittir. X gördüğüm yere ne yazacağım? X eksi 1 yazacağım. Px eşittir. Buraya da x parantezine aldığımda x eksi 4 gelecektir. Çarpı k. X eksi 1 yazacağım. X eksi 1 çarpı x eksi 5 çarpı k şeklinde geldi. Şimdi P2'den P eksi 1'in çıkarılmış hali var. O zaman K'yı direkt bulabilirim. P2 koyarsam yerine P2 ne gelecektir? 1 çarpı eksi 3 çarpı K geldi. P eksi 1 ne gelecektir? Eksi 2 çarpı eksi 6 çarpı K gelecektir. Burası eksi 3K. Burası da 12K gelir. Eksi 3K'dan 12K çıkarsa arkadaşlar yo, topluyoruz ikisini. Kaç K gelir? Burası topladık. 9K geldi. 9K 6 ise K arkadaşlar 2 bölü 3 geldi. Getirin yerine 2 bölü 3 yazın. Buradan x eksi 2 ile bölümünden kalan sorulmuş. X yerine 2 koyarsak P2 soruluyor aslında bize. Getirin 2'yi bulalım. P2 eşittir. Eksi 1 çarpı eksi 3 çarpı 2 bölü 3. Bununla bu gitti. Bunlar artı oldu. 2 gelecektir arkadaşlar. X yerine 2 koyuyorduk. Özür dilerim. Burası artı 1 gelecek. O zaman burası eksi ise cevap eksi 2 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Bir Px polinomunun Rx polinomu ile bölümünden elde edilen kalan buymuş. Tamam. Px eşittir. Rx çarpı Qx artı 4x eksi 8 diyelim buraya. P4x polinomunun R4x polinomuyla bölümünden elde edilen kalan sorulmuş bize. Elde edilen kalan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben burada getirip x yerine 4x yazsam şurası 4x olacak ve burası da 4x olacak. Buraya da 4x yazacağım. O zaman ne gelir otomatikman? 16x eksi 8 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Kolay bir soru olmuş. Geldik buraya. Px eksi 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? X yerine 2 koyacağız arkadaşlar. P 0 soruluyor bize. P 0 soruluyorsa getirelim. X yerine 0 yazalım arkadaşlar. Buradan ne gelecektir? P 0 artı P 1 eşittir 10 gelecektir. Şimdi bunu bu kadar burayı yapmayayım. Şurayı bir sileyim. P 0 soruluyor. Ben Px'i bulabilirim. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İki tane polinom toplamışım. Dikkat edin. İki tane polinom toplanıyor ve birinci dereceden geliyor. O zaman polinomun birinci dereceden. Yani Px Ax artı B'dir. Px artı 1 Ax artı A artı B gelir. İkisini taraf tarafa toplarsan 2Ax artı A artı 2B gelir. Bu da 8x artı 10'muş. O zaman A 4, A 4 ise B 3 gelecektir arkadaşlar. Polinomu yazdık. 4x artı 3 geldi Px. Bize P 0 sorulmuş. 0 koyarsak 3 gelir arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneğidir.
Geldik soru 10'a. Px polinom olmak üzere Px eksi bir polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaydı. Ya şimdi gençler bakın dikkat edin. Burada içeriği x küp cinsinden yazmış. O zaman x küp cinsinden ve sabitler kalabilir arkadaşlar. Diğer ifadelerin hepsi gitmek zorunda. Yani bunun kuvveti cinsinden olmadığı için gitti. Bu da gidecek. O zaman burası 0 olsun. Burası da 0 olsun. O zaman A değeri 1, B değeri 0 gelecektir. Bunlar gitti. Px küp eşittir. A değeri 1, B değeri 0 ise x küp. A değeri 1, B değeri 0 ise artı 2 gelir. X yerine 2 koyarsak burada P1 sorulmuş. O zaman x küp gördüğüm yere 1 yazayım. Buraya da 1 yazdım. 1 artı 2'den 3 gelir. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 11'e. İkinci dereceden Px polinomun katsayılar toplamı 9. Tamam. P1 9'muş. Sabit terim P0 1'miş. P-2 de 9'muş. Px polinomu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şu ikisini alalım. Şimdi bu aslında x-1 ile bölümünden kalan 9'dur demek. Yani ben Px şöyle yazabilirim. A çarpı x-1 çarpı x artı 2. Bir de şuradan kullanacağım. Yani şu ikisini kullanarak yapacağım arkadaşlar. Şunu ve şunu kullanarak yapacağım. Artı kalan 9'dur. Getirin mesela eksi 2 koyduğunda 9 geliyor. 1 koyduğunda da 9 geliyor gördüğünüz üzere. Buradan sonra arkadaşlar 0 koyduğunda da 1 geliyormuş. A çarpı eksi 1 çarpı 3, 0 koydum. 2 artı 9 eşittir 1'miş. Eksi 2A eksi 8 A 4 gelir. Getirdik koyduk yerine. Buraya 4 koydum. 4 çarpı x kare artı x eksi 2 artı 9 gelecektir. Düzenlersek 4x kare artı 4x eksi 8 artı 9'dan artı 1 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir. Çok keyifli bir soru arkadaşlar. Çıkmış bir sorunun benzeridir. Geldik soru 12'ye. Polinomunun katsayılar toplamı 9'dur. O zaman P1 9'muş arkadaşlar. Getirdik 1 koyduk. 1 artı 1 artı m kare 9'muş. O zaman burası 3 ya da eksi 3 olacak. Yani 2 artı m 3'tür. 2 artı m eksi 3 gelecektir. M buradan eksi 5, m buradan 1 gelir. Şimdi Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. X yerine eksi 2 koyacağız. P eksi 2 soruluyor. Eksi 2 koyarsak da burada ne gelecektir? 4 eksi 2 artı m'nin karesi. Yani 2 artı m'nin parantez karesi. Şimdi arkadaşlar 1 koysam 3'ün karesinden 9 olabilir. Eksi 5 koysam o da 3 geliyor. 3'ün karesinden yine 9 geliyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Qx eksi 4 polinomun x eksi 5 ile bölümünden kalan 6'dır. Buna göre f2 kaçtır? Şimdi x yerine 5 koydum. Q1 6'ymış. Şimdi Q1 ulaşmak için getirip yerine direkt 3 koysan. X yerine 3 yapıştırdım. P2. Zaten aranan bu. X yerine 3 yapıştırdık. 9 eksi 9 0. Burası da 1 geldi. Bir tane Q1. Artı 3 koydum. 12 eksi 6'dan 6 geldi. Q1 neymiş? 6. 6 artı 6'dan 12 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 14'e. X küp artı x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm ve kalanın toplamı sonucunda oluşan polinom Rx'tir. Rx polinomun x eksi a ile polinom olduğuna göre a'nın değeri aşağıdakilerden. Tamam bunu böleceğiz arkadaşlar. Şimdi x üssü 5 artı x küp artı x eksi 2'yi x küp artı x artı 1'e böldüm. X kare defa x üssü 5 artı x küp artı x kare geldi. Eksi eksi dersen bununla bu gitti, bununla bu gitti. Eksi dedik. Eksi x kare artı x eksi 2 geldi. Şimdi bu bir daha bölünmez. Elde edilen bölüm ile kalanın toplamı. Bununla bunu toplayacağız. Yani burayı toplarsam x kare eksi x kare artı x eksi 2 geldi. Bunlar gitti. X eksi 2. Rx polinomu x eksi 2'ymiş. Tam bölünebilmesi için burasının x eksi a yani a'nın 2 olması lazım. A'nın değeri aşağıdakilerden hangisidir? 2'dir. Doğru cevap B seçeneğidir.